Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, milyonlarca insanı ilgilendiren, asırlardır inanç ve ibadet özgürlüğünden mahrum bırakılan, yok sayılan, her türlü baskı ve zulüme, nefret söylemlerine maruz kalan, katliamlara uğrayan, kökleri tarihin derinliklerinde olan kadim bir sorunun, hak ve özgürlükler kapsamında ilgili taraflarla temel bir kanun olarak değerlendirilmesi gerekirken birbirinden alakasız maddelerle bir torbaya tıkılarak getirilmesi hem o inanca hem o inancın mensuplarına, milyonlarca insana yapılmış büyük bir saygısızlıktır, hakarettir. Aslında tek başına bu bile sizin Aleviliğe, inanç özgürlüğe bakışınızı göstermesi açısından yeterlidir. Diğer taraftan geçmişe dayanan binlerce yıl öncesine giden Anadolu'nun, Trakya'nın özgün bir inanışını, Alevi toplumunun taleplerini suya, elektriğe, betona, kültüre indirgeyen bir inancı hor gören, o inancın mensuplarını ötekileştiren bir zihniyetle, bir anlayışla da karşı karşıyayız burada. Bu topraklarda yüzyıllardır yok sayılan, inkar edilen bir inancı, inanç toplumunu şimdi yasalar eliyle burada yok saymaya çalışıyorsunuz. Siz bir inanç değilsiniz. Siz bir kültürsünüz. Biz sizi böyle görüyoruz ve size bunu layık görüyoruz deniliyor bu teklifte. Bir inancı o inancın mensupları belirler. Siyasal iktidar değil. Bir dini o dini var edenler, o dine inananlar var eder. İşte siyasal iktidar tam olarak burada durmak zorundadır. Her türlü baskıya, zulme karşın milyonlarca insan binlerce yıldır bu benim inancım, bu benim ibadetim, bu benim ibadethanem diyor. Siz yok kültür, yok folklor, yok o, yok bu diyorsunuz. Alevilik bu topraklarda yaşayan 25 milyon insanın inancı. Atalarımın, dedelerimin, annemin, babamın inancı, benim inancım. Siz ne hakla ve ne hadle bir inancı sorguluyorsunuz? Tarif etmeye, kategorize etmeye çalışıyorsunuz. Alevilik Aleviliktir. Alevilik yaşayan bir inançtır. Kalü beladan beri var olan kadim bir inanç. Aleviliğin tarife ihtiyacı yoktur. Alevilerin insan hakları, eşit yurttaşlık ve inanç özgürlüğü temelinde haklarının karşılanmasına, taleplerinin karşılanmasına ihtiyacı vardır. Aleviler bizim inancımız bu. Benim ibadetim bu. Benim ibadethanem bu diyorsa Cem ibadet, Cem evleri ibadethanedir. Ötesi yok. Göreviniz bir inancı tanımlamak değildir. Göreviniz bir inancı tanımaktır. Göreviniz bütün inançlara eşit mesafede durmaktır. Diğer inançlarda olduğu gibi Cem evlerinin de özgür ve güven içinde varlığını sürdürmesinin önünü açmaktır. İnanç özgürlüğü, demokratik devlet, laiklik böyle bir şeydir. Hiç kimsenin benim inancım, benim ibadetim, benim mezhebim daha üstündür sizden, daha iyidir deme hakkına sahip değildir. Hiçbir devlet bir inancı baş tacı edip bir inancı hor göremez. Bunu yapanlar İnsan haklarından ve insanlıktan nasibini alamamış demektir. Lafa gelince çıkılıyor burada, hepimiz kardeşiz, hepimiz eşitiz deniliyor. Allah aşkına bu kardeşlerden birini kayırmak, ötekilerini görmezden gelmek olur mu? Yıllardır uygulamadığınız, yok saydığınız AİHM kararları, Yargıtay, Danıştay kararları ayrımcılığa, eşitsizliğe işaret ediyorken hukuk tanımazlığınızı geçtim. Bir inancı yok saymaya, Cem evlerini ibadethane diyemeyip cümbüş evi, zikir evi, irfan evi, ucube, kültür evi derken tek bir inancın, tek bir yorumuna göre insanlara zorunlu din dersimi dayatmaya devam ederken nasıl eşit olacağız? Nasıl kardeşiz diyeceğiz? Milyonlarca Alevi'nin de vergisiyle bugün birçok bakanlığın önüne geçen Diyanet toplumun sadece belli bir kesimine hizmet veriyorsa, başka bir inanış yokmuş gibi davranıyorsa hangi eşitlikten bahsedeceğiz? Bakın bugün kamuda hizmete erişimde, kamulara yardımlarda, ayrımlarda, terfilerde, kamu atamalarda Aleviler ayrımcılığa uğruyorsa, bugün Alevi tek bir vali yoksa kimse buraya çıkıp da kardeşlikten, eşitlikten bahsetmesin. Miting meydanlarında soy önemli, soy diyenler,
Buyurunuz efendim. Gözü yaşlı bir anneyi yuhalatanlar, ölmüş insanları bile mezhebine göre ayrıştıranlar, Sivas'ta, Maraş'ta, Çorum'da olayın gerçek yüzünü aydınlatmak yerine zaman aşımı oyunuyla bu kaçan sanıkları korumaya, kollamaya çalışanlar, zaman aşımı hayırlı olsun diyenler bu ülkeye kardeşliği, eşitliği getiremezler. Memleketin hiçbir sorununu da çözemezler. Tıpkı Alevi çalıştaylarında olduğu gibi, tıpkı getirdiğiniz bu düzenlemede yaptığınız gibi sadece aldatıyorsunuz. Alevileri yeni baştan icat etmeye çalışıyorsunuz. Alevileri denetim ve kontrol altına almaya çalışıyorsunuz ama boşuna. Tuğlu padişahlara, Hızır paşalara boyun eğmeyenler, bir sultanın izinde dönen dönsün, ben dönmezem diyenler size boyun eğmezler. Arkadaşlar, tamamlanmış. Hiçbir inanca yapılmamış bir şey yapıyorsunuz. Getirdiğiniz bu maddeyle bir inancı kültür diyerek, bir inancı yok sayarak en büyük ayrımcılığa, en büyük zulme imza atıyorsunuz. Bir an önce bu teklifi bu torbadan çıkarın ve cemevlerine ibadethane statüsü tanıyarak, Alevi yurttaşlarımızın tüm taleplerini, haklarını tanıyarak temel bir kanun olarak getirin diyor, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.